Bu çocuk ailece, o çocuklar Almanya'da okuyor, kimi İngiltere'de, İtalya'da okuyor falan. FETÖ'cüler her yere hakim havasında falan. Sungur abi bir konuşma yaptı. Salona böyle eksi 90 derecelik azot gazı verilmiş gibi oldu yani. Var mı Sungur abinin konuşması? Kıyamet yakın dedi, çok az dedi. Tarihini de verdi. Ağız burun dümdüz gitti milletin yani. Bir daha da Sungur abi çıkartmadı. Kısa süre sonra da öldü Sungur abi. Evet, gösterdi. Ve üstadın hayatım hayatınla devam edecek. Sungur, nurun bayramları olacak. Ben o bayramlara yetişemeyeceğim, göremeyeceğim. Ama sen yetişecek, göreceksin. Bana gelip kabrimin başında anlatacaksın diye buyurdu. Hapishanelerde üstadla beraber çile çekmiş Mustafa Sungur abiye şimdi sözü veriyorum. Buyurun abi. Demek ki dünyanın son devrinde, son devrindeyiz. La tezalü taifetin min ümmeti zahirin hak. La tezalü taifetin ümmeti 1502'ye derliyor. Bir mektubunda o zamana kadar salihine devam edecek. Zahirin al hakkı, hak öyle zahir olur. Bu tarih, yani 1506, bu tarihe kadar zahir ve aşikare, belki galibane. Bundan sonra takikiye kadar, 1506'dan 1502'ye kadar gizli ve mağlubiyet içinde vazife-i temini devam eder. Demek o son zamanları, neyse bunlar tabi gaybi şeyler, alaküller bir iki sene şey olsa dahi bunlar zamanla çıkacaktı, meydana çıkacak. Biz son devredeyiz, son zamanımızdan asırdayız. Bak nasıl bunu söyleyince zınk diye gıptları çıkmadı. Pür neşeydiler. Sonradan da panik oldular bu konuşmadan sonra. Ya dediler daha 200 yıl daha var ilave. Bir sefer 300 yıla çıkarttılar. Risale-i Nur'dan böyle anlamazdan gelerek. Halbuki gayet net söylüyor Bediüzzaman. Açık işte 1545 gibi kıyamet kopacak diyor. Yok dediler Bediüzzaman siz sözüne bakmayın 300 yıl daha var dediler. Bediüzzaman dışında bunu Cübbeli'ye de söylettiler 300 yıl daha var diye. Halbuki bu yüzyılda bitiyor. Yani 1545'te bitiyor. Ve onun